Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler ve yer ve bunların içinde olan her bir kere, bunun içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. İnşallah. İşte bu nedenden bereketsizlik, evet, uğursuzluk geldi. Evet. Evet. Yani bazı siyasi görüşlere, siyasi düşüncelere. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. İnşallah. Değil mi? Halbuki Mehdiyet'in zirve gölgesi altına girmiş olsalar, hı hı, çok büyük bereket ve güzellik bulacakken anti Mehdi, anti İsa düşünceleri içerisine yaklaşıyorlar. İnşallah. Ve bir uğursuzluk ve bereketsizlik içerisine giriyorlar. İşte biz de mesela onlar istiyor ki böyle sahte rüyalar görsünler. Bir de ahir zamanda bu hadislerde belirtilmiştir. Yalan rüyalardan bahsediyor hadiste Peygamberimiz. Ahir zamanda insanların yalan rüyalar anlatacaklarını. Bu da başladı ahir zamanda. Önüne gelen yalan rüya anlatıyor. O kadar yaygın ki. İşte rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Yeni bir şey bu, ekol. Yani şeytani bir ekol. Bununla uğraşıyorlar. İşte doğum nasıl yapılabilir? İşte cinsel organının sağlığı için neler yapabilir? Karısının işte doğurması için neler yapabilir? İki kişi evlenemiyorsa onların arası nasıl düzeltilebilir? İşte yemeğe nasıl yiyecekler? Yerde mi yesin, masada mı yesin? Ya kardeşim, Afganistan'da Müslümanları böyle kedi gibi, köpek gibi görüyor insanlar. Değil mi? Mesela köpek öldürüyor, kimsenin haberi olmuyor. Hı hı. Değil mi? Yani evet, onun gibi görüyorlar. Evet. Mesela Avrupa'da bir köpek öldürürse 10-20 tane yer yerinden oynar. Hı hı. Ama Afganistan'da mesela 50-100 kişi öldürülüyor günde, kimsenin haberi bile olmuyor. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda, böyle boş konularla uğraşmanın alemi mi? Ve böyle konuların vakti mi şu an? Mesela. Ve böyle konular ayrıca böyle anti Kur'an'ı, Kur'an zıttı ve acayip yöntemlerle mi hallolur? Buna inanıp kananlar işte nefsine, hevasına uyuyor. Kur'an'da ayette buna işaret ediyor. Evet. Hevasının peşinde. İşte okulunu bitirmenin, yemenin, içmenin, evlenmenin, üremenin, işte kocasını nasıl muhafaza edebilir, aman işte boşanmasın diye nasıl adama anlaşma yapıyor ömür boyu, bakım için. Adamın cinsel ihtiyaçlarını gidermek, işte yemeğini yedirmek, işte çamaşırını yıkamak, ütüsünü yapmak karşılığında kendini ona satıyor adeta. İnsan olarak diyor ki benim görevim bu diyor. Sen de bana diyor adama maaş vereceksin, para vereceksin, evini vereceksin, arabanı vereceksin diyor. Evet. Bir anlaşma yapıyorlar. Adamın ahlaksızlığını anlasa bile ya diyor para nereden gelsin diyor. O meslek olarak gördüğü için onun. Evet. Çünkü mesleğin ne diyorsun adama? İşte onun cinsel atığını diyor temizleyen bir pislik torbasıyım ben diyor. Yani onun pisliğini toplayan bir temizlik süpürgesi gibi görüyor kendisini. Yani onun atığını, cinsel atığını toplayan bir kova. Evet. Adamın çamaşırlarını işte pisliğini yıkayan bir bulaşıkçı, çamaşırcı. Ona yemek yapan bir aşçı. İşte ona üremesini sağlayan bir kuluçka makinesi gibi kendini görüyor. Peki ne istiyorsun deniyor buna karşı? Bana bir ev alacak, bir araba alacak, bir de muntazam maaş getirecek, bir de yiyecek alacak diyor. Bu şekilde anlaşma yapmış adam. Ve hiçbir şekilde diyor ben bu anlaşmayı bozmak istemiyorum diyor. Bu benim mesleğim diyor kadın. Adam da diyor ki ben böyle bir araba aldım diyor, bir eşya aldım, bir makine aldım diyor. Çatır çatır parasını verdim, o da bu makine işleyecek tabii ki diyor. Benim yani bu ihtiyaçlarımı karşılaması için ben bu makineyi aldım diyor. Evet. Yani o etten bir makine olarak görüyor onu. O da onu o bankamatik gibi görüyor. Para basan bir yer gibi görüyor. Bırakamıyor adam. Mesela diyor ki nefret ettiğini söylüyor. Niye ayrılmıyorsun diyorsun. Ya diyor para veriyor diyor. Eve bakıyor diyor. Şimdi kim bakacak bize diyor. Ya bu çok korkunç, aşağılayıcı bir şey. Yani para için bu kadar kendini aşağılatıp kendini satmak ve bu kadar karaktersiz bir duruma düşmek çok haysiyetsiz bir şey. Yani kendini böyle adamın cinsel atığını atacağı bir pislik torbası olarak görmesi, ona yiyecek sağlayan,
yani işte bulaşığını yıkayan, ona yemek yapan bir aşçı olarak görüp ona köle gibi hizmet etmesi, karşılığında bir avuç parayı kabul etmesi çok aşağılayıcı bir şey. Biliyorum diyor, nefret ediyorum diyor. Çok aşağılık, ahlaksız adam diyor. Müslümanlıkla alakası yok, dine de aykırı diyor. Ama diyor böyle diyor. Veya Müslümanlıkla alakası var ama diyor adam beni böyle görüyor diyor. Bu onu da kabul ediyor zaten. Müslümansa seni nasıl öyle görür o? Değil mi? Evet. Müslüman dava adamıdır. Yahut aynı şekilde erkekte de öyle. Yani mesela kadın ahlaksız oluyor. Her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Bırakamıyor. Ya diyor kim çamaşırımı yıkayacak, bulaşığımı yıkayacak? Ben ne zaman, nerede bulayım diyor şimdi bu yaştan sonra diyor. Kadın küfrediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor. Gayrimeşru ilişkiye giriyor. Hiç onu ilgilendirmiyor adam. Kabul ediyor. Çünkü ihtiyaç var diyor. Yani nasıl yapalım diyor adam. Diyor. Bir şey olarak görüyor. İşte ahir zamanın özelliklerinden bunlar. Halbuki iki günlük dünya, yani bu kadar aşağılanarak yaşayacağına Allah'a tam teslim olsa Allah ona ne güzellikler gösterir, ne güzel kolaylıklar gösterir. Zorluk dahi gösterse onda çok büyük nimet ve bereket vardır. Bunu anlamaları lazım. İnşallah. Zaten adamak diyorlar yani ben seni kendimi sana adadım diye ifade edebiliyorlar bu şekilde. İşte adaması bastırıyorsun, evet, parayı adama, o da kendini, evet, adamış oluyor paraya göre. Evet, evet, inşallah. Bir de onu zaten şeyine de uyduruyorlar ya diyor mukaddesatçı aile diyor falan diyor mesela. Yahut kadın diyor başını örtmüş diyor yeterli diyor. Yahut göstermedik bir kere namaz kılıyor ona inanıyor. Evet. Müslümansa Allah'a kendini tam teslim etmiş olması lazım. Etmediyse, yani insan mütedeyyin, gerçekten samimi bir Müslüman buluncaya kadar bekler. Allah ona bir yol gösterdi. Mesela bak Bediüzzaman Said Nursi ömrü boyunca ve evlenmedi. Evet, inşallah. Hazreti İsa da evlenmedi. İnşallah. Hayır yönüyle bakılır. Değil mi? Evet. Allah'ın rızasının en çoğu aranarak ve Allah'a, dine gerçekten faydalı olacağına samimi inanıyorsa insan, böyle bir ibadetin içerisine girer. İnşallah. Ve bu ibadetin de şartları vardır. Yani karşıdaki insanın tam Allah'a teslim olması, tam mücahit olması, ömrünü Allah'a adamış olması, gece gündüz Allah için hizmet ediyor olması, bunu göstermiş olması, İnşallah, samimi olması ve bir Allah'a aşığı olması gerekir. Kendi adam dünya aşığı, bunu görüyor fakat anlamazdan geliyor. Yani ben Müslümanım demesine bu yeterli olmaz. Burada samimi davranacaklar. O zaman işte uğursuzluk ve bereketsizlik oluyor. Evet hocam.